Sonunda beklenen gerçekleşti. FTX resmi olarak iflas etti. Üstelik sadece uluslararası operasyon değil, Amerika operasyonunda iflasını açıkladı. Bunu zaten ben öngörüyordum. Amerika'nın da bu işten sıyrılamayacağını düşünüyordum. Daha evvel videoda bahsetmiştim. Şimdi ne olacak? Maalesef içeride paranız veya kriptonuz kaldıysa geçmiş olsun diyorum. Hakikaten herkes için çok üzgünüm. Kurtaramazsınız büyük ihtimalle. Çünkü bu iflas süreci çok uzun sürecek bir süreç. İçerisinde bir kere yolsuzluk var. Bir sürü farklı ülkelere yayılmış bir operasyon var. Yönetimin kimde olduğu bile pek belli değil. Bu işin temizlenmesi çok uzun zaman alacaktır. Hadi diyelim ki orada bir kısım varlık var. Oradaki alacak sırası da bir enteresan. Önce tabii devletin alacakları varsa onlar alacak, çalışanlar alacak. Oradan sonra ana yatırımcılar, sonra belki orada işte parası olanlara sıra gelecek. Kaldı ki orada paranızın olduğunu, kriptonuzun olduğunu ispatlamak bile uzunca bir süreç. Yani geçmiş olsun diyorum. İnşallah piyango gibi birkaç yıl sonra oradan bir geri dönüş olur ama onun dışında iş zor. Asıl mesele bu durumda bütün bu faciaya neden olan regülasyonun olmaması, bu işin tamamen kanunsuz diyelim ama hani hırsızlık amacıyla değil, kanunu olmadığı için kanunsuz yapılması meselesine artık Amerika Birleşik Devletleri hakikaten el atacak mı? Eğer öyle olacaksa bu bizim hayrımıza mı? Ve bu çok karanlık gözüken günler aslında belki de şafağın habercisi mi? İşte bugün bütün bunlardan bahsetmeye çalışacağım ve size regülasyon tarafında neyi istediğimi, neyi umduğumu, neyin gerçekleşeceğini düşündüğümü ve bütün bunların borsada nasıl yansıyacağını anlatmaya çalışacağım, öngörülerimi sunacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Önce şunu söylemek istiyorum. Regülasyon her şeyin çözümü değil. Eğer öyle olsaydı Amerika Birleşik Devletleri'nde Enron skandalı, biliyorsunuz dev bir enerji firması batmıştı ve her türlü regülasyona tabiydi. Daha sonra 2008'deki dev finansal kriz, bütün bankaların aslında açığa kredi verdikleri, öyle söyleyelim, karşılığı olmayan mortgage kredileri dağıttıkları, parayla inanılmaz kaldıraçlı işlemler yaptıkları bütün bu skandallar ortaya çıkmazdı. FTX skandalının boyutu şu anda 8-9 milyar dolar civarında gözüküyor. Oysa 2008'de bankaların yarattığı finansal krizin boyutu 700-800 milyar dolar civarındaydı. Ancak Fed'in para koymasıyla, bütün işte bugünkü bu enflasyon süreci önünü açan yardımıyla, desteğiyle bu iş kurtulabilmişti. O yüzden regülasyon açıkçası tek çözüm değil ve bu sektörde regülasyon yok. O yüzden her şey kötü diyenlere inanmayın. Regülasyon gelse de insanoğlu o regülasyonları, kanunları, boşluklarını bulup içinde kendine çıkar elde etmenin yollarını buluyorlar. Artı kripto pazarının riskli bir pazar olduğunu bilerek yatırım yapıyoruz. Çünkü bu çok yeni bir pazar, burası bir vahşi batı. Buradaki çoğu varlığın henüz kar eden bir iş modeli yok, günlük kullanım alanı yok. Bunu da farkında olarak yatırım yapıyoruz. O yüzden buraya yatırım yapan insanların belli riskleri almasını bekliyoruz ve bu riskin bir bedeli varsa ödemeye hazırız. Ama ödemememiz gereken bedeller de var. Alınmaması gereken riskler var. İşte orada o risklerin net bir şekilde regüle edilmesi gerekiyor. Ve bu gayet mümkün. Nedense Amerika bu işte çok ayak sürüyor. Hatta ilginçtir, FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried regülasyon konusunda en istekli olanlardan bir tanesiydi. Bilmiyorum, belki de onun regülasyon istekleri gerçekleşmiş olsaydı bugünkü bu sorunları yaşamıyor olurduk. Ama Amerika bu konuda ayak duruyor. Sırf Amerika değil, dünyanın her yerinde bu konuda sıkıntı var. İşte Türkiye'de de kanun çıkacağı uzun süredir konuşuluyor ama bir türlü kanun gelmiyor. Bazı gerçekten kripto dünyasının oyuncuları bu konuda süper iyi niyetliler. Devlete gidip Amerika Birleşik Devletleri'nde bizi regüle et diyen FTX gibi çok sayıda borsa oldu. Devlet onları regüle edeceğine hakkında soruşturmalar başlattı. Yani hakikaten burada bir ilginç bir şey dönüyor. Şimdi burada komplo teorisi yağdıran arkadaşlar olacaktır. FBI, CIA, Rockefeller ailesi, bilemem sebebini. Ama gerçek şu ki regülasyon isteği kripto pazarından da bizzat geliyor. Hayır, Bitcoin'i regüle edin diye bir talep elbette gelmiyor. O çünkü merkeziyetsiz bir yapı. Onun regülasyona gerek yok. O şeffaf. Görüyoruz onun ne olduğunu. Fakat bütün bu Bitcoin başta olmak üzere kripto varlıkları alıp sattığımız yerler, kripto varlıklarımızı tuttuğumuz, sakladığımız yerler, buralarda kıyametler kopuyor. Biz regülasyonu buraya istiyoruz ve bir alan daha var. Stablecoin'leri istiyoruz. Çok da basit aslında. Müsaade edin biraz düşüncelerimi derinleştireyim. Benim gözümde regülasyonun başlaması gereken ilk yer stable coin'ler. Ne demek stable? Stabil coin. Yani aldığında o coin'i karşında 1 doların bir yerlerde olduğunu eminsin ve coin'ini sattığında 1 doları geri alabiliyorsun. Bu kadar basit. Stable coin'ler çok önemliler. Çünkü stable coin'ler aslında blockchain teknolojisinin söz verdiği pek çok şeyi hayatımıza kolayca sokuyorlar. Nedir bu? İstediğin yere parayı kolayca yolla. Paranın şifresi sende olsun. Kimse ona gelip sataşamasın, el koyamasın. Yani bütün bu konularda stable coin'ler iyi bir araç. Fiyatı da 1 dolara fixlenince aslında hayatımızda önemli parçası haline geliyorlar. Kaldı ki diğer kripto alım satımında da yine stable coin'leri kullanmayı seviyoruz.
Fakat burada bir kanun regülasyon yok. Hiçbir şey yok. Luna örneğinde gördük ya, 1 dolar değeri var dediler. Hiç değeri kalmadı. Neden? Çünkü stable coin'lerin topladığı parayı nereye koyduğunu denetleyen kimse yok. Akıl almaz bir şey. Tether gibi şu anda bilmiyorum kaç milyar dolar toplam değerlemesi olan bir stable coin'in parasının nerede durduğunu bilmiyoruz. Topluyor müdüden parayı, veriyor coin'i. Nerede o para? Eğer gidip o parayı devlet hazine kağıtlarına bağlıyorsa, dolara bağlıyorsa, hatta altına bağlıyorsa sorun yok. O zaman stable coin olma özelliğini koruyabilir. Evet, orada da bir miktar kayıplar yaşanabilir ama tam bir yok olmayla karşılaşmayız. Oysa ne yaptığını bilmiyoruz. Ve Luna örneğinde gördük ki kaldıraçlı işlemlerde pekala kullanılıyor. Son günlerde gelen bazı raporlar Tether'da da yine ciddi kaldıraçlı işlemde bu paranın kullanımına dair ipuçları veriyor. Kabus. Paramı oraya veriyorum, karşı stable coin alıyorum. Adam onu kendisi aşırı karlar etmek için kaldıraçlı işlemlerde kullanıyor. Veyahut da FTX örneğinde gördüğümüz gibi başka işlerine o parayı çalıp götürüyor. Bunun kesinlikle regüle edilmesi gerekiyor. Stable coin'lerin hepsinde Amerika Birleşik Devletleri'nin en katı standartlarla denetim getirmesi lazım. Bunun sırf Amerika değil aslında, bütün dünyada global bir oyunda olması gerekiyor. Ve bir paranın regüle olup olmadığını ve o regülasyon standartlarının ne olduğunu stable coin'lerde net olarak görüyor olmamız lazım. Çünkü orası risk almak istediğimiz bir yer değil. Orası üzerine kar etmek istediğimiz bir yer değil. Orası işlerimizi yapmak için süper bir finansal inovasyon. Neden bunda riske girmek zorunda kalıyoruz? Hiç anlamıyorum. İkinci regülasyon alanında borsalar, FTX borsaları gibi. Bizde de battı borsalar, dünyada da battı. Bir sürü facia yaşıyoruz. Neden? Çünkü borsa dediğin şey borsa değil. Borsa ne işe yarar temelde? Borsanın yaradığı iş, ben paramı oraya gönderirim, yatırım emrimi veririm. O yatırım emrimdeki varlığı satandan onu alır, sonra bana teslim eder. Ben de o teslim aldığım şeyi kendi kasama koyarım veya eğer çok güveniyorsam o borsada saklarım. Sistem bu kadar basit aslında. Kriptoda bu kişiden kişiye bir ticaret olabiliyor. Hisse senedi alıyorsam belki bir kurumdan alıyorum ama borsanın yaptığı şey bu olmalı. Öyle işlemiyor bu borsalar. Neden öyle işlemiyor? Birincisi, bu borsalar sadece borsa değiller. Kendi paralarını da basabiliyorlar. Binance'in BNB'si gibi, FTX'in FTT'si gibi. Kendi parasını basıyor. Dijital para basıyor. Ve varlıklarını orada sakladığını söylüyor. Böylece bir borsa olmaktan çıkıyor aslında. Bir şirket gibi bir yandan hisse senedini kendi kendine basabilen, varlıklarını orada sakladığını söyleyen ve şirketin değeriyle o varlık arasında tuhaf bir korelasyon kuran acayip bir yere dönüyorlar. Yani bunun kesinlikle yasaklanması lazım. Borsaysan borsasındır. Borsaysan sen bir de para basamazsın. Dünyada böyle bir örneği yok. Senin görevin çok iyi bir borsa olmak, çok iyi tüketici deneyimi sağlamak, insanların alışlarını, satışlarını kazasız, belasız, en iyi olabilecek fiyatlarla yapmasını sağlamak. Bunun için de komisyon almak. Başka bir görevin olmamalı ama sen kendi paranı basınca öyle bir düzen kalıyor mu? Ve o kendi parasında kendi borsası üzerinden işlemi açıyor. Hatta onun üzerinden de yeni altcoin'ler, kaldıraçlı işlemler falan yaratıyor. Oradan sonra işler tabii kopmaya başlıyor. Çünkü ben paramın BNB'ye dönmesini istemiyorum. Daha ben burada açıkça kaç kere söyledim Binance'in hiçbir şeyine güvenmem diye. Belki de en güvenilir bilmiyorum ama neden güvenmiyorum? Çünkü hem regülasyon yok hem kafasına göre para basabiliyor ve kafasına göre kaldıraçlı işlem yapabiliyor. Borsalarda olmaması gereken ikinci şey, kriptolarımızın orada saklanmıyor olması lazım. Buna custodial hizmet deniyor, yani varlıkları saklama. Nasdaq borsasında ben hisse senedi aldığım zaman varlığımı orada saklamıyorum. Nasdaq borsası bu konuda devlet tarafından sertifiye edilmiş yerlerde saklatıyor hisse senetlerimi. Saklama hizmetleri var ve onlar çok sıkı denetleniyorlar. Çünkü borsanın görevi bu değil. Borsanın tek görevi var, işlem yapmamızı sağlamak. Hayır, bunlar bizde saklayabilirsiniz diyorlar. Soğuk cüzdanlar, sıcak cüzdanlar, borsada bırakma. Böyle şey olur mu? Evet, borsada bir miktar nakitimi tutabilirim. Niye? Çünkü o gün eğer acil bir işlem olacaksa gidip hemen hissemi almak isterim. Parayı oraya aktarmakla uğraşmak isterim ama bu kısıtlı bir risktir. Ama hisse senedimi bir kere alınca onun orada olmasını istemiyorum. Nitekim orada olmuyor. Saklama hizmeti veren, denetlenen sertifikeye kurumlar bunu yapıyorlar. Bu nedenle borsalarda hisse senetleri ortadan kaybolmuyor. Güvenli bir şekilde saklanıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri bunun regülasyonu nasıl yapılacağını biliyor. Amerika değil, bütün dünya biliyor. Yıllardır hisse senedi pazarları var. Hisse senedinin fiyatı düşer kalkar, o ayrı, o başka risk. Ama hisse senedimi emanet ettiğim yerden uçmamasını istiyorum. Oraya koyduğum paranın da uçmamasını istiyorum. Aynısını kripto pazarları içinde görüyorum. Oraya koyduğum parayı alıp adamın başka yerlerde kullandığını görmek istemiyorum.
Orada kriptomu saklamak istiyorum çünkü almak satmak istiyorum ama o borsa üzerine saklamak istemiyorum. Devlet tarafından regüle edilen, custodial hizmet veren yani saklama hizmetleri veren yerlerde bunlar saklansın istiyorum. Bu çok basit. Yıllardır bütün hisse senedi borsalarında var. Niye burada yok? Aklım almıyor. Bu iki alanda çözüm getirilirse yani stable coin'lerin stable olduğunu, arkalarındaki paranın düzgün, derli toplu bir şekilde saklandığını koyabilirlerse ortaya. Kripto borsalarını sadece borsa olmaya odaklayıp kendi paralarını basma, başkalarının parasını saklama gibi sorumluluklardan, görevlerden, yetkilerden uzaklaştırılırsa bence o zaman iyi bir yere doğru gidiyor olacağız. Kriptonun getirdiği çözümlere dünyanın ihtiyacı her zamankinden fazla var. Kripto kötü demeyin. 2008'deki finansal krizi yaratan şey regülasyondu ve o regülasyon içindeki yolsuzlaşmış insanlardı. Biz kriptonun sevdiğimiz yönü ne? Şeffaf yönü. Ama bunun şeffaf olmayan borsalarla, şeffaf olmayan stable coinlerle birleştirip bir takım hırlı hırsız insan eline teslim edersek o zaman başımız yerde girer. Çok ilginç. Bugün okuduğum bir raporda kripto pazarında çıkan bütün rezaletlerin arkasında bir zamanlar Wall Street'te işlem yapan traderların olduğu gözüküyor. Neden? Çünkü bu adamlar oranın regülasyonundan kaçıp buraya geldiler ve cennet gibi bir yer buldular kendilerine. Parasını basabiliyor, yayabiliyor. Oh ne güzel, ne alem. Bunda bitmesi gerekiyor. Eğer bu bitmezse daha çok canlar yanacak. Amerika'da şimdi hareket hızlanır mı bilmiyorum. Amerika'nın bu konudaki niyetini okuyamıyorum. O Amerikan SEC'inin başındaki Gensler demen adamın ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. Daha evvel bu adamın kripto pazarının en büyük düşmanı olduğuna dair bir video yapmıştım. Ama bunun artık çözülmesi gerekiyor. Çünkü bu muazzam bir finansal inovasyon. Bunun önünü açarlarsa yapılacak muhteşem şeyler var. Ama bunun regülasyonu çözülmeli. Aksi takdirde bu borsalarda para kaybedenler gidip devletlere dava açmalılar. Çünkü bu şirketlerden devlet vergi almayı biliyor mu? Vergisini alıyor. Mesela Türkiye'de bu kripto borsaları milli takım sponsoru falan diyorlar. Parasını da alıyor. O zaman arkadaş regüle edeceksin. Param orada kaybolursa devletin sorumludur. Türkiye'de de dünyada da böyle düşünüyorum ben meseleyi. Bitcoin'in fiyatı düşerse kimse sorumlu tutmam. O benim aldığım risk. Onu görüyorum neden çıkıp indiğini. Orada da var sıkıntılar, yok değil, balinalar var vesaire ama onu görebiliyorum. Ama ben buralarda risk almak istemiyorum. Sadece bir finansal inovasyondan yararlanmak istiyorum.